Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Uzun süredir çekemedim. Kanarya videosunu şöyle bir sonunda çekeyim dedim. Kanarya seven arkadaşlar en sonunda gelip beni dövecekler valla. Biliyorum biraz ihmal ediyorum ama maruz görün artık. Şimdi yavrulardan başlayalım. Burada 3 tane Malta yavrumuz var. Güzel şekilde büyüyorlar. Burada iki tane Gloster yavrum var. Bunlar aslında dört taneydi de. İkisi öldü. Küçük kaldılar. Burada da bunlar aşağıda kaldı. Dört tane yavru var. Gösterebildim mi bilmiyorum vallahi. Ağzını açıyor bakın. Dördünü de dişi tek başına büyütüyor. Erkeğini başka yere atmıştım. Sıkıntı olmadı. Burada da 3 tane yavru var. Dişi 3'ünü tek başına büyütüyor. Bunlar burada 3 kardeşlerdi ama ikisi öldü. Bir tane kaldı sadece. Ve son olarak da 4 tane burada yeni çıkan yavrumuz var. Anne besliyordu bakın tam ben geldiğimde. Çok fazla rahatsız etmeyeyim. Yani şu anda 3-6 takımda yavru var. Diğerleri de yumurtluyor. Yuva örüyor. Bunların yumurtaları var. Daha bakmadım zamanı gelmedi. Şuradaki çiftim çok kavga ediyordu. Erkeğini aldım. Hasta bir kula dişim vardı. İyileşmiş. Eşe de gelmiş. Bunu yanına attım. Atar atması çiftleşti. O da bir tane yumurtladı bugün. Şu iki tane eşe attığım kuş yuva ördüler. Hatta bu iki tane yumurtladı ama yatmadı ikisi de. Bu da yuva ördü, yatmadı. Onların yuvalarını bozdum. Şimdi tekrardan yuva yaptırıyorum. Bakalım tekrar yumurtlayacaklar mı? Hep bahsettiğim gibi sezon iyisiyle kötüsüyle devam ediyor yani. Güzel şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor. En azından yavrularımız var. Bileziklerini taktım. Buradakinin bileziğini taktım. Buradakinin iki tanesine bilezik taktım. Bu ikisi bilezikli. Bunlar zaten bilezikli. Şu anda bilezik taktığım 8 tane Gloster, 3 tane Malta var. 11 tane kuşu bilezik taktık. Yani bilezik taktık ne anlama geliyor? Gene kısmen paçayı kurtardılar anlamına geliyor. Tabii daha takacağım bilezikler var. Daha küçük olanlar var. 3 orada, 2 orada 5. 4 orada. 9 tane daha bilezik takacağım kuş var. Yavru var şu anda. Ve tabi yumurtlayıp da daha çıkacak yavrular var. Dediğim gibi bu çift yani en son artık dişi yuvaya yatmıyordu. Sürekli kavga ediyordu. Ama ona rağmen iki tane yumurtası dolu. Erkeğini de burada kulayla attık. Bakalım inşallah onlardan nasıl yavrular çıkacak. Arkadaş da sezonu devam ediyor. Çıkan yavruları var. Daha çıkmayanlar var. Tam olarak ben takip edemiyorum onunkine. Neler var neler yok bilmiyorum. Ama onun sezonu da başladı. Ha, onu diyecektim. Dişleri tek başına bıraktık. Yavrulara bakacaklar mı bakmayacaklar mı belirsizdi. Ama maşallah Allah'a şükür sıkıntı yok. Bu 4 taneyi. Bu da 3 taneyi gayet güzel bir şekilde büyütüyor. Onu da görmüş olduk yani. Ben uzun yıllardır böyle bir şey denememiştim. Önceki yıllarda denemiştim ama 3-4 yıl önce. Bu sene bahaneyle bunu denemiş olduk. Çünkü şunun erkeğini bununla eşe attım. Bunun erkeğini de burada eşe attık. Bir de en son olaraktan da
buradaki çiftin eşini de bununla eşe attığım için 3 dişimiz bakalım tek başına kaldı. İkisi şu anda gayet güzel bakıyor. Bu da inşallah bakar, büyütür. Şuradan şeyimiz kalkmış. Dişimiz kalkmış. 4 tane malta diş yavrumuz var burada. Bunlar da artık 2-3 gün içinde yuvadan atlarlar. Bayağı büyümüşler. 3 yavru. Bunlar 4 kardeşti. Bir tanesi öldü. 3 kardeş gayet güzel şekilde büyüyorlar. Yani ölümler oluyor bazen. Yapacak bir şey yok. Kalan sağlar bizimdir diyerekten sezona devam ediyoruz. Yoksa canını sıkmaya kalksanız bir sürü şeye canınızı sıkıyorsunuz. Yıllardır artık alıştım yani. Can sıkıcı durumlar da oluyor. Onları anında unutuyorum. Sonra güzel duygularla, düşüncelerle bu işe devam ediyoruz. Kalan yavrularla kendimizi şey yapıyoruz. Avutuyoruz. Yani mesela şuradaki ölen iki tane yavruya mesela bilezik taktıydım. O bilezikler bir de ayaklarından çıkmış. Dişi büyük ihtimalle çıkarttı. Bulamadım da bir de. Şimdi alttan temizledim gerçi ama yani çok da teşhirlemedim pislikleri falan. İki tane bilezik de boşuna gitti. Yani iki tane bilezik boşuna gitti size çok önemli bir şey değil ama hani şey takibi yaptığım için bilezik takibi yaptığım için iki tane bilezik öyle heba oldu. Hani diyorum ya 7 günlükken bilezikleri takıyoruz diye. Mesela o iki tane yavru küçüktü aslında. 7. günlerindeydi ama yavrular küçüktü. Birkaç gün daha büyümesi gerekiyordu ki onlara bilezik takayım. Ama zaten sonrasında öldüler. Beslenemedikleri için. İşte yumurta toplama böyle durumlarda faydalı. Burada işte dişiler aynı günde yumurtaya yatmadıkları için bazı yavrular önceden çıkıyor, bazıları sonradan çıkıyor. O sonradan çıkan yavrular bu şekilde küçük kalıp ölebiliyorlar. Ama dedim ki o da zaman alıcı bir şey. Yani kuş aşağı yukarı gün doğumunda yani 6.30-7 gibi yumurtluyor. Yani en geç yarım saat içinde o yumurtaları almanız gerekiyor. Gelip ben buraya 10'da 11'de geliyorum. 10'da 11'de o yumurtayı alırsanız ve dişi de yatar vaziyetteyse ısınıp gelişim süreci başlayan bir yavrunun ölmesine sebep olursunuz. Dedim ben de o kadar erken kümese gelemediğim için yumurta toplama işlemi yapmıyorum. O yüzden böyle ölen kuşlara da canımızı sıkamayacağız. Bu mevsimde gördüğünüz gibi kuşlar susuyor arkadaşlar. Ötme olayı olmuyor artık. Bazen onları soruyorsunuz bana. Ben gene cevaplıyorum zaten de. Eş sezonunda kuşlar çok fazla ötmez. Kafesi de bir türlü daha fırsat bulup temizleyemedim. Bu şekilde duruyorlar. Şurada şey de var. Onu da göstereyim. Roka arkadaşlar. Kuşlarına roka da verebilirsiniz. Arkadaşım verdi. Kuşlara roka. Aslında ben marul verirdim. Yavru çıktığı zaman her sene. Bu sene onu da yapmadım. Yani balıklardaki nasıl diyeyim. Ya balıklar çok zamanımı alıyor. Bu tarafa çok fazla ilgilenemiyorum. Sadece hazır mamalarını koyuyorum önlerine. Yemleri var. Dişiler de onlarla besliyorlar artık. Marulun faydası var. Ama genelde insanlar zararı var derdi. İşte ishal yapıyor kuşları. Bu yüzden yavrularım falan ölüyor falan derlerdi. Ama ben böyle bir sıkıntısını hiç yaşamadım. Hiç ishalden çok bariz bir şekilde ölen kuşlarım olmadı. Marulumu hep verirdim. Ama dediğim gibi sadece bu sene biraz zaman darlığından vermiyorum. Marulun yanında dediğimiz gibi roka olur. Havuç olur, elma olur. Salatalık olur. Bu tarz şeyleri kuşlar çok severler, yerler. Brokoli olur. Meyve sebzeyi de bu şekilde verebilirsiniz. Şu dişi oradan şeyi yakaladı. O kadar yuva malzemesi falan var önünde. Gidiyor oradan kağıdı koparıp parçalamaya çalışıyor. Neyse oyalansın onda da. Dişi kuş da işte böyle yuva yaparken birçok şeyle
buldukları yuva yapmaya çalışıyorlar. Doğada zaten bunlar içeride. Çok pardon. Boğazıma bir şey takıldı sanki. Doğada zaten kuşlar çer, çöp, kıl, tüy, at kılı bile alıyorlar, onu biliyorum. Bu işler ilk başlarında ben de at kılı falan koymuştum. Her şeyde yuva yapıyorlar buldukları. Hiçbir şey bulamazsa erkeklerin tüylerini yolup yuvaya götürüyorlar. Durum ondan ibaret yani, anlayacağınız. Dediğim gibi sonunda bir kanarya videosunu çektim. Son durumları, yavruları şu gösterdik sizlere. Umarım arayı fazla uzatmadan bu kanarya videonun devamını getirebilirim. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.